Merhaba arkadaşlar, kaç yıl oldu kanalına hoş geldiniz. Ben İlkay. Apple, fiyatıyla ters köşe yapan iPhone 13 ailesini tanıttı. İşte özelliklerini ve Türkiye fiyatını videomuzda bulabilirsiniz. Apple'ın her sene düzenlediği lansman etkinliği heyecanla bekleniyordu. Yeni AirPods 7, yeni AirPods Pro 3 ve 7. nesil Apple Watch tanıtıldı. Sonunda iPhone 13'lerin tanıtımı yapıldı ve özellikleri, görselleri paylaşıldı. Resmi olarak görselleri ve bilgileri halka sunuldu. Ben de sizler için araştırıp böyle bir video çekmeye karar verdim. Eğer siz de hazırsanız videomuza geçelim. Apple'ın her telefonu gibi iPhone 13 ailesi de bir önceki modelin çıkışından itibaren konuşulmaya başlamıştı. iPhone 13 ile ilgili yıl boyunca birçok iddia ortaya atıldı. Uzun bekleyişin ardından sonunda yeni cihazları gördük. Böylece hangi iddiaların doğru olduğu da kesinliğe kavuştu. Apple, 2 gün önce gerçekleşen sonbahar etkinliğinde 4 üyeli iPhone 13 ailesini tüketiciye sundu. Yeni Apple Watch ve AirPods modellerinin de tanıtıldığı lansmanda ortaya çıkan özellikler beklentileri karşıladı. iPhone 13 ailesinde en çok dikkat çeken özellikler ise artan pil ömrü ve kameralardaki gelişmeler oldu. Dilerseniz gelin lansmandaki ilk kez resmi olarak tanık olduğumuz iPhone 13'lerin özelliklerine son kez bir bakış atalım. iPhone 13 ailesinin tüm özellikleri. Boyutlar büyüdü. Şarj girişi ve Lightning portu kullanıldı. Çentik %20 küçüldü. iPhone'ların profili daha kalın ve ağır oldu. Kamera çıkıntıları da kalınlaştı. 4 renk sunuldu. Çentik küçüldü. Yıl boyunca tasarım noktasında esas merak edilen sorulardan biri de çentik boyut olmuştu. Ünlü Apple analisti Ming-Chi dahil olmak üzere birkaç güvenilir kaynak 2021 model iPhone'larda çentik boyutunun küçüleceğini öne sürmüştü. Daha küçük çentik iPhone 13'lere ait olduğu söylenen bugün lansmanda da gördüğümüz üzere çentiklerin ekranda yer ettiği bölge %20 daraldı. Şarj girişi kaldı. Apple'ın uzun zamandır hedefi temiz, modern bir cihaz görünümü için bağlantı noktası veya düğmelerden arındırılmış bir iPhone oldu. Öyle ki bu yılın başlarında çıkan söylentilerde Apple'ın 2001'de Lightning bağlantısı olmayan portsuz bir iPhone tanıtılacağı öne sürülmüştü. Ancak bu şimdilik mümkün görünmüyordu. Bu yöndeki tahminler haklı çıktı ve iPhone 13 ailesi de söz konusu porta sahip oldu. USB-C de yok. Apple bir süredir Lightning port kullanmasının kullanıcılara zorluk çıkardığı görüşleriyle gündeme geliyordu. Hatta Avrupa Birliği'nin de Apple'ı Type-C'ye geçmeye zorlayacağı bazı yönetmelikler hala düzenlenmekte. Ancak bu düzenlemeler yapmadığı için Apple yine kendi port tarzından şaşmadı. Apple 13 ekranı. Mini'de 5,4 inç, standart versiyonda 6,1 inç ekran boyutu. Mini ve standart versiyonda 60 Hz yenileme hızı. Apple 12 serisi piyasaya sürülmeden önce üst seviye iPhone 12 modellerinin 120 Hz ProMotion ekranlara sahip olabileceği öne süren birçok söylenti vardı. Ancak batarya endişeleri nedeniyle bu özelliğin 2021'e ertelendiği ortaya çıktı. Bugünkü lansmanda iPhone 13 Pro ve Pro Max düşük güç tüketimiyle çalışan ve 120 Hz yenileme hızına imkan veren LiPo ekran panel teknolojisiyle sahip OLED ekranlarla birlikte tanıtıldı. Burada önemli bir detay olarak Samsung'un Mayıs 2021'de Apple için OLED ekran üretimine başladığı belirtmekte fayda var. Pro ve Pro Max modellerde 120 Hz olarak belirlenen ekran yenileme hızı farklı durumlarda değişecek. Örneğin siz bir haber okurken 10 Hz olan hız oyun oynarken 120 Hz'ye çıkacak. Bu şekilde gözle görülür enerji tasarrufu sağlanacak. Standart ve mini modellerde ise ekran yenileme hızı 60 Hz'de sabit olacak. Apple'ın custom olarak ürettiği bu ekranlar öncekilerden %28 daha parlak olarak gün ışığında daha rahat görülecek. Ayrıca ekranda dahil olmak üzere cihaz IP68 sertifikasıyla su ve toz gibi faktörlerden korunacak. Apple 13 performansı. Apple'ın en iyi olduğu konu. A15 Bionic Yonga seti. Mi Mi Wave
ve 6HZ6 5G ağlarını destekleyen iPhone 13 ailesi Apple'ın yeni 15 işlemcisinden güç alacak. İşlemci sayesinde CPU'da farklı markaların muadillerine göre %50 daha fazla hız sağlanacak. Ekran kartı ise yine dönemin muadillerinden %30 daha hızlı olacak. iPhone 13 kameraları. LiDAR'a devam. Tüm modellerinde LiDAR tarayıcı bulunduran iPhone 13 ailesinin en ufak üyesi olan iPhone 13 ve iPhone 13 mini arka kamera kurulumunda 2 adet lens barındıracak. 12 artı 12 megapiksel görüntü kalitesi sunan arka kamera, önceki modellerden %50 daha fazla ışık alarak karanlık alanlarda alınan verimi maksimuma çıkaracak. Ön kameralar da ışık konusunda aynı prensiplerle çalışacak ve 12 megapiksel çözünürlük sağlayacak. Video konusunda çığır açan bu yeni cihazlar, sinematik mod özelliği sayesinde video çekim anında odaklama kontrollerini tamamen size verecek. Böylece filmlerden çıkmış gibi videolar çekebileceksiniz. Depolama ve pil. Tüm modellerde batarya kapasitesi artacak. 25 watt hızlı şarj desteklenecek. Apple kullanıcılarını kırmayarak batarya kapasitelerini arttırdı. iPhone 13 önceki model iPhone 12'den 2,5 saat daha uzun ömürlü olacak. Bunun pil koruma modu sayesinde hem ekran yenileme hızları hem de 5G gibi özellikler kullanıma göre değişerek pilin daha uzun süre korunmasını sağlayacak. iPhone 13 ve mini versiyonlar için belirlenen depolama alanı varyantları ise 128 GB, 250 GB ve 512 GB şeklinde. iPhone 13 Pro ve Pro Max özellikleri. Pro Max modelin ekran boyutu 6 inç oldu. Pro Max modelinin ekran boyutu 6,7 inç oldu. Ekran yenileme hızı 120 Hz oldu. Üçlü kamera sistemi konuldu. Ana modellerde farklı 4 renk sunuldu. Depolama 1 TB'a çıkarıldı. Ekran Pro modelin boyutunda biraz değişiklik olmasa da Pro Max'in ekranı 6,7 inç boyutunda oldu. İki cihaz da kullanım anında güç tasarrufu amacıyla değişen 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlarla donatıldı. Kamera iPhone 13 Pro ve Pro Max'in ön kamerası alt modellerle aynı. Ancak arka kamera kurulumları üçlü oldu. 12 artı 12 artı 12 megapiksel görüntü kalitesi sunan cihazların makro çekim özelliği de geliştirildi. Depolama Pro ve Pro Max modellerde depolama üst sınırı 512 GB olan alt modellerin aksine 1 TB depolama alanına sahip oldu. Pro ve Pro Max modellerde depolama üst sınırı 512 GB olan alt modellerin aksine 1 TB depolama alanına sahip oldu. İşte merak edilen Türkiye fiyatı iPhone 13 serisi fiyat listesini sizinle paylaşıyorum. iPhone 13 serisini uzunca birlikte inceledik. Ürünlerinin tanıtımı yapılalı tam 2 gün oldu. Türkiye şartlarında fiyat bakımından alınması hiç de kolay değil. Teknolojinin ilerlediği bu dönemde rekabetin ise olduğu bu telefon markalarında bu piyasada gerçekten fiyatlar çok abartılıyor. Benim fikrimi soracak olursanız eğer. Umarım sıkılmadan güzel bir video izlemişsinizdir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki Kaç Yıl Oldu videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.